1 Mayıs'ta inşallah eğer bir gecikme olmazsa regülasyonda hayata alıyor olacağız. Ama biz bunu toplu aslında düşünmemiz lazım. O yüzden niye dijital liderlikte bu üç bacağı var diye onları söylemek istedim. Biz müşteri deneyiminde hep liderliği hedeflemiştik ve sürekli bunun üzerine çalıştık. Şu an kendimizin lider olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu bağımsız araştırmalarda da çıkıyor. Güvenilirlik bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla bütün bunların iyi yönetimi çok önemliydi. Bunlara yatırım yaptık ve bu alanda da oldukça farklı olduğumuzu düşünüyoruz ve fark yaratan ürünleri söyledik. Ee, ki e-turuncu sektörün lideri ihtiyaç karşısında oldukça iyiyiz. Tüzel tarafta da üçüncü sorunuza geleceğim. Oldukça dijital hizmetlerimizi arttırdık. Bir konumuz neydi? Bunu ek belki dediğinizde mobil müşteri deneyimin ek. ATM konusuydu. Bizim önümüzde bir bariyer olan. Çünkü müşteriler nakite erişimi önemli görüyorlardı. E, takip etmişsinizdir, bu yılın başı itibariyle iki büyük bankamızla anlaşma yaptık ve ATM sayımızı 12.000'e çıkardık. Bu rakam Türkiye'de özel sektör içerisindeki en yüksek rakam. Müşterilerimiz hiçbir sınır olmadan 12.000 ATM'den para çekme, yatırma bütün işlemlerini yapabiliyorlar. Bu da e, oldukça müşteri deneyimini ileri taşıyacak bir yer. Şimdi bu, bütün bunları birleştirdiğinizde aslında sorunun cevabı basit. ING'nin hedefleri çok yüksek. ING katlanarak büyümek istiyor. Kendi odak yaptığı alanlarda çok yüksek hedefleri var. Ve burada her zaman bir şeyimiz var. Ben daha önce de söylemiştim. Bizim için temeldeki sıralama, yani bankacılıktaki aktif sıralaması değil, müşterilerin gönüllerindeki, onların akıllarındaki sıralamaydı. Ve biz orada birinciliğe ulaştık. Eminim bu yeni teknolojiyle beraber bu tip bariyerler ortadan kalkıyor. ...ve çok daha hızlı büyüyor da olacağız. Bunlara ek açık bankacılık gelecek. Biz açıkçası orada da çok fırsat görüyoruz. Ee, orada da ING'nin birçok bankacılık hizmetinin... turuncu X'lere başta olmak üzere birçok bankacılık hizmetinin... ...çok fark yaratacağını düşünüyoruz. Ee, o sorunuzu öyle cevaplamış olayım. Dijital bankacılık lisansı Remzi Bey de sordu. Ee, biz açıkçası kendimizi zaten öyle konumluyorduk. Ve bankacılık lisansına BDDK'dan tam denetlenen bir banka olarak... Bütün ürünleri sunma şeyimiz var ve biz bütün hepsini zaten bu vizyonla baştan uca değiştirdik. Biz dijital bankacılığı tanımlarken bir mobil uygulama diye asla tanımlamadık. Mobil uygulama bir ön yüzdür. Bizim için dijitalleşme müşteri deneyimini merkeze koyarak onu sürekli iyileştirecek şekilde baştan uca bütün süreçlerin bu bakış açısıyla basitleşmesi, sadeleşmesi dönüştürülmesi demek ve bu yolda zaten bütün adımlarımızı attık. Ben burada oldukça iyi konumda olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'de en iyi dijital banka olduğumuzu gururlanarak söylüyorum. Ve bu konuda yeni rekabet gelirse mutlulukla da ben rekabetten her zaman mutlu olurum. Yeter ki daha fazla sektöre renk getirsinler, finansal piyasalar daha büyüsün. Biz de orada müşteri deneyimimizle ve ürünlerimizle fark yaratarak bir öncü rol alacağımızı düşünüyorum. Üçüncü sorunuz tüzel bankacılık. Çok doğru. E, tüzel ve kurumsal bankacılık. E, dijitalleşme de belki biraz daha arkadan geliyor. E, ben bunu çok aslında önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum Türkiye için. Dijital dönüşümün olmazsa olmazı aynı zamanda şirketlerin dönüşümü. E, burada iki taraflı şey vardı. Hem şirketler belki o kadar gönüllü değildi. E, Bankalarda teknolojik olarak e, yeterince ona hazır değildi. Biz buraya önemli ölçüde yatırım yapıyoruz. Bizim IT kapasitemizin en büyük kısımlarından biri tüzel tarafı dijitalleşmeye e, harcanıyor. E, belki şaşırtıcı gelecektir. Çünkü İneg daha bireysel bankacılık ürünleriyle tabi öne çıkıyor ama IT kapasite IT'deki en büyük ekiplerimiz şu an tüzel bankacılığın dijitalleşmesi üzerine çalışıyor. Burada krediler, dış ticaret başka olmak üzere bu ürünlerin dijitalleşmesinde çok büyük fırsatlar görüyoruz. E, biz bir noktada tüzel kredilerin de %100'ünün internetten kullanılabileceğini öngörüyoruz. Ve bu alana bunu düşünerek yatırım yapıyoruz. İlk aşamada bunu %25'lere taşımak istiyoruz. Sonrasında da zamanla müşteriler de buradaki deneyimi gördükçe %100'e doğru gidecektir. Bizim pandemi döneminde müşterilerimiz tabii dijital kanallara daha alıştılar şirketlerimizde. Ve bunun kolaylığını gördüler. Buradaki ürünler çeşitlendikçe müşteriler buradaki değeri anladıkça bunun da çok hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. İNG o alanda da Türkiye'nin öncüsü olacaktır.